Bugün Türkiye'nin ve milletimizin tarihi yürüyüşünde fikirleri, hizmetleri ve şehadete ermiş vücutlarıyla beraber kendi varlıkları hepimiz için, Türk demokrasisi için, millet yolunda hizmet için bir nirengi noktası olmuş. Başta şehit başvekilimiz Adnan Menderes, onun şehit bakanları Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'ya bir kez daha manevi huzurlarında rahmetler diliyorum. Onların yolunda giden, bu davaya hizmet etmiş tüm geçmişlerimize rahmetler diliyorum. Türkiye'nin darbeler tarihi diyeceğimiz her darbeden sonra bir daha 27 Mayıs'ları yaşamayız dediğimizde 12 Mart'ları, 12 Mart'ları yaşamayız dediğimizde 12 Eylül'leri, 12 Eylül'leri yaşamayız dediğimizde 28 Şubat'ları, 28 Şubat'ları yaşamayız dediğimizde 15 Temmuz'ları yaşadık. Türkiye'de darbeciliğin bir zihniyet meselesi olduğunu anlamayanların bugün Türkiye'yi bu tecrübenin içerisinden çıkartarak demokrasi ve adalet hepimiz için milli güvenlik şemsiyesi haline getirmeyi ve topyekün darbecilik zihniyetiyle mücadele etmeyi Türk demokrasisine inanlar için önemli ve birincil vazife olarak addediyoruz. Bugün Türkiye'nin tarihi yürüyüşü içerisinde bir yanda demokrasiyi, diğer yanda kalkınmayı, bulunduğu coğrafyada bir büyük millet olma hafızasıyla beraber yeniden bu büyük milleti insanlık tarihinde yazgısı olmuş o tarihi rolü oynayacak noktaya çekmek adına mücadele verilmiş, yolu açılmış ve bu yol güzergahı içerisinde hafızamızla tazeleyerek onların hizmetleri ve idealleri kılavuzluğunda bugünün Türkiye'sine bu idealleri yeniden söylettirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeniden demokrasiyi, yeniden adaleti, demokrasi diyerek demokrasiyi katledenlerin, adalet diyerek adaleti katledenlerin olduğu noktada hak bildiğimiz yolda ilelebet yürümek noktasında Allah da milletimizde gücümüzü hep birlikte kuvvetimizi artırır. Ve bu tarihi tecrübesinin içinden çıkarak Türkiye bugün duçar olduğu pek çok derinden işleyen problemlerine derinden bir silkinmeyle beraber çözüm üretecek, milletle buluşacak bir iradenin yeniden siyasi akla dönüşmesini beklemektedir. İnşallah el birliğiyle vazifemiz de budur. Bugün burada varlıklarıyla hiçbir şekilde tereddüt etmediğimiz bu ideallere sıkı sıkıya bağlı başta Sayın Bakanımız, kıymetli büyüğümüz Sayın Meral Akşener olmak üzere bu çatı altında hepimizi toplayan temel referanslarımızı bir kez daha idrakimizle beraber sağlamamıza vesile olan bu kara günde bir araya gelen tüm demokratlara tekrar başsağlığı diliyorum. Tekrar şehit başvekilimize, onun bakanlarına, burada meftun bulunan Berrin Menderes hanımefendiye, Aydın Menderes beyefendiye ve civarımızdaki mezarlıklarda meftun bulunan tüm geçmişlerimize tekrar rahmetler diliyorum. Bu vesileyle sizlerle beraber olmuş olmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.